Çin'deki elektrik kesintileri aralarında Apple ve Tesla'nın da bulunduğu pek çok fabrikada üretimi durdurdu. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan bazı dükkanlar mum ışığında faaliyetlerini sürdürmeleri nedeniyle erken saatlerde kapatıldı. BBC'nin haberine göre ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde uzun süreli elektrik kesintisi meydana geldi. Elektrik kesintisi 100 milyona yakın kişinin hayatını olumsuz etkilemenin yanı sıra aralarında Apple ve Tesla'ya üretim yapan fabrikaların da olduğu çok sayıda tesiste üretimi durma noktasına getirdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamaya göre AB ve Suudi Arabistan dün ilk insan hakları diyaloğu toplantısını gerçekleştirdi. Avrupa Birliği Suudi Arabistan'da yapılan reformları memnuniyetle karşıladığını, bazı haklar ve özgürlükler konusunda endişelerini yinelediğini duyurdu. Avrupa'da faaliyet gösteren en büyük uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerinden Balkan Karteli çökertildi. İspanya, Avrupa'nın en aktif uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerinden Balkan Karteli'nin çökertildiğini duyurdu. Operasyonda 6 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi ve çete üyesi 61 kişi gözaltına alındı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macaristan'ın Kiev Büyükelçisi'nin Macaristan'la Rusya arasındaki doğalgaz anlaşması ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını duyurdu. Sözcü, Macar Büyükelçi'yi Rusya ile Macaristan arasındaki yeni doğalgaz anlaşmasının Ukrayna-Macaristan ilişkilerine zarar vereceğinin hatırlatıldığını ifade etti. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı 27 Eylül'de ülkesinin Rus enerji şirketi Gazprom'la 15 yıl doğalgaz alımı konusunda anlaşma imzaladığını duyurmuştu. İran, Kereç kentindeki santrifüj bileşenleri üreten tesise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin girişine izin verilmesini isteyen ABD'nin çağrısını geçersiz olarak niteledi. Avrupa Birliği, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in emisyon skandalı nedeniyle sadece Almanya'da değil, tüm AB ülkelerinde şirketin araçlarını satın alan kişilere yanlış yönlendirme gerekçesiyle tazminat ödemesini talep etti. Ofisine gidip gelirken makam aracı yerine çoğunlukla bisiklet kullanmayı tercih eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte, organize suç örgütlerinden gelen planlı saldırı veya kaçırma tehdidi nedeniyle sıkı korumaya alındı. Mark Rutte'un karşı çıkmasına rağmen Hollanda Kraliyet ve Diplomatik Güvenlik Servisinden özel eğitimli ekiplerin Başbakan etrafında güvenlik çemberi oluşturduğu belirtiliyor.